Soruyorsun. Uğur Koşar, farkındalık neden önemlidir? Sizin anlattıklarınız toplumun getirdiği sistemin çok uzağında. Siz derinlemesine şeylerden söz ediyorsunuz. Bizse daha elle tutulur bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Seni çok iyi anlıyorum. Elle tutulur şeyler dediğin aksesuarlardır. Onlar senin makyajın, güzel gözükmen için, kendini iyi hissetmen için yaptırdığın bakımların. Fakat anlaşılması gereken şudur. Okyanusta açılmışsın ve gemi batmak üzere. İhtiyacın olan araç filikadır ve sen kendini iyi hissetmek için kameranda makyaj yapmaktasın. Ben yaşamın yüzeysel kısmına karşı değilim. Tam aksine her şeyi sevgiye dönüştürmeyi seçiyorum. Ancak bütünü kavradığında sorularına cevaplar bulabilirsin. Ve bütüne ulaşmak için derinden işe başlaman gerekiyor. Öncelikle bunu anlamalısın. Önce batan gemiyi kurtar. Sen gemiyi kurtardıktan sonra yaptığın makyaj anlam bulacaktır. Yoksa denizin dibine doğru battığında o güzellik, bakım hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Öyle değil mi? Bu ikinci soruna vermiş olduğum cevaptı. Ve birinci sorunda şöyle soruyorsun. Farkındalık neden önemlidir? Bilgi otomatikleşmedir. Onun yaratıcılığı yoktur ve bilgiyle vermiş olduğun cevaplar her zaman aynı soruyu tatmin etmez. Ve erkekler zihinseldir. Onlar bütün güzellikleri, ihtişamı kaçırırlar. Kadınlar yaşadıkları güzel bir anı tümüliklerinde, yüreklerinin derinliklerinde hissederler. Kadınlar anı o kadar içten ve yoğun yaşarlar ki aşkın rahmetini hissederler. O an sanki Allah'la bütünleşmiş gibidirler. Zihin ve bilgi kaybolur. Sadece farkındalık ve onun doğumuyla oluşan derin bir hissediş vardır. İnternette çok güzel hikayeler var. Vaktim oldukça onları okurum. Bir tanesini seninle paylaşabilirim. Meşhur bir hikaye vardır diye başlıyor ve devam ediyor. Çağlar boyunca hep olduğu gibi Japonya'da da birbirine düşman iki tapınak vardı. Rahipler o kadar uzlaşamaz hale gelmişlerdi ki artık birbirlerine selam bile veremez olmuşlardı. Yolda karşı karşıya gelecek olurlarsa konuşmaktan vazgeçerlerdi. Yüzyıllar boyunca bu iki tapınak ve rahipleri birbirleriyle hiç konuşmamışlardı. Ama her rahibin yanında kendisine hizmet eden, ayak işlerine bakan küçük bir çocuk vardı. Her iki tarafın rahipleri de ne de olsa onlar birer çocuk olduğu için birbirleriyle arkadaş olabilirler diye korkuyorlardı. Rahiplerden biri hizmetindeki çocuğa dedi ki, "Unutma, diğer tapınak bizim düşmanımız. Asla diğer tapınağın çocuğuyla konuşma. Onlar tehlikeli insanlar. Onlardan bir insanın hastalıktan kaçındığı gibi kaçın. Vebadan kaçan birisi gibi kaç." Çocuğun ilgisini çekti bu. Çünkü yüce vaizleri dinleyip durmaktan gına gelmişti. Onları anlamıyordu. Garip kutsal metinler okunurdu. Dilini anlamıyordu. Yüce ilahi sorunlar tartışılırdı. Oynayacak kimse yoktu. Hatta konuşacak bile kimse yoktu. Ve diğer tapınaktaki çocukla konuşma dendiğinde içinde dayanılmaz bir arzu yükseldi. Arzular böyle yükselir. O gün diğer çocukla konuşmaktan kendini alamadı. Yolda ona rastladığında sordu. "Nereye gidiyorsun?" Diğer çocuk biraz felsefeydi. Büyük felsefeleri dinleye dinleye felsefi olmuştu. Gitmek, giden ya da gelen kimse yok. O oluyor. Beni nereye götürürse, dedi. Ustasından bir Buda'nın böyle ölü bir yaprak gibi rüzgar onu nereye götürürse oraya giderek yaşadığını pek çok kez duymuştu. Bu nedenle çocuk, ben yokum, yapan birisi yok. O halde nasıl gidebilirim? Neler saçmalıyorsun? Ben ölü bir yaprağım, rüzgar beni nereye götürürse, demişti. Diğer çocuk dona kalmıştı. Cevap bile veremedi. Söyleyecek bir şey bulamadı. Gerçekten utanmıştı ve zor durumda kalmıştı. Ustam bu insanlarla konuşmamalı derken haklıydı.
Bunlar tehlikeli insanlar. Bu nasıl bir konuşma tarzı? Çok basit bir soru sordum. Nereye gidiyorsun? Aslında nereye gittiğini biliyordum. Çünkü ikimiz de pazardan sebze almaya gidiyorduk. Basit bir cevap iş görürdü diye geçirdi içinden. Oğlan geri döndü ve ustasına şöyle dedi. Üzgünüm, beni bağışla. Beni yasakladınız ama ben sizi dinlemedim. Aslında siz yasakladığınız için kendime hakim olamadım. Bu tehlikeli insanlarla benim ilk konuşmam çok basit bir soru sordum. Yalnızca nereye gidiyorsun? Ve o da garip şeyler söylemeye başladı. Gelmek yoktur, gitmek yoktur. Kim geliyor? Kim gidiyor? Ben saf boşluğum. Sadece rüzgardaki ölü bir yaprağım. Ve rüzgar beni nereye götürürse gibi şeyler söylüyordu. Usta, sana demiştim. Şimdi aynı yerde duracak ve o geldiğinde ona yine soracaksın. Nereye gidiyorsun? Ve sonra o bu şeyleri söylediğinde sadece bu doğru. Evet, sen ölü bir yapraksın. Ben de öyleyim. Ama rüzgar esmediğinde nereye gidiyorsun? O zaman nereye gidebilirsin diye söyle. Ve bu onu utandıracak. O utanmalı, yenilgiye uğramalı. Sürekli atışma halindeyiz ve bu insanlar bizi hiçbir tartışmada yenilgiye uğratamadılar. O yüzden yarın bu yapılmalı dedi. Oğlan erkenden kalktım. Söyleyeceklerini gitmeden önce pek çok kez tekrarladım. Sonra da oğlanın yoldan geçeceği yerde durdum. Tekrar tekrar yineledim. Kendini hazırladı ve o sırada oğlanın geldiğini gördü. Şimdi tamam dedi. Çocuk geldi. Nereye gidiyorsun diye sordu. Oğlan fırsatın ona geleceğini umuyordu. Ama çocuk dedi ki, bacaklarım beni nereye götürürse. Rüzgarın, hiçliğin, bir şey yapmayanın bahsi geçmiyordu. Şimdi ne yapmalı? Onun tüm kullanıma hazır sözleri saçma geldi. Şimdi rüzgardan bahsetmek çok alakasız kalacaktı. Tekrar mağlup olmuş. Artık hakikaten aptal olduğundan utanarak, bu oğlan gerçekten garip şeyler biliyor. Şimdi de bacaklarının götürdüğü yerden söz ediyor diye düşündü. Oğlan ustasına geri döndü. Usta, bu insanlarla konuşmamanı söylemiştim sana. Onlar tehlikeli. Bu bizim kaç yüzyıllık deneyimimizdir. Ama artık bir şey yapmak gerekiyor. O yüzden yarın tekrar sor. Nereye gidiyorsun diye. Ve sana bacaklarım nereye götürürse dediğinde ona de ki, ya bacakların olmasaydı o zaman şu ya da bu şekilde susmak zorunda kalacak dedi. Ertesi gün oğlan yeniden nereye gidiyorsun diye sordu ve çocuk da dedi ki, pazara gidip sebze almaya. Bilgi şeytanın bir yan ürünüdür. O seni her zaman yanılgıya uğratacaktır. O seni bir amaya çevirecektir. O yeni farkındalıklar kazanmana engel olacaktır. Cevaplar her zaman değişkendir. Zihnin içinde mutlak doğru yoktur. Mutlak bir cevap da yoktur. İstediğin, elle tutulur cevaplar içinde bulunduğun illüzyonun bir parçasıdır. Onlar hiçbir gerçeklik taşımaz. Hakikat zihnin ötesinde olandır. Zihnin içinde açan cevaplar ve sorular sahte bir çiçek gibidir. Onun hiçbir kokusu ve derinliği yoktur. O sadece görüntüdür, o çok yapaydır.